kişi meme kanseri teşhisi konuldu. Peki bundan sonraki süreci nasıl takip ediyoruz hocam? Şimdi meme kanseri ya da memede kitle şikayetiyle hekime müracaat eden bir hasta için öncelikle hekim muayenesi ve gerekli radyolojik incelemeler yapıldıktan sonra eğer şüphe meme kanseri yönündeyse mutlaka patolojik olarak biyopsi alınması gerekiyor. Evet. Yani biyopsiyle teyit edilmedikçe hiçbir hastalık kanser olarak nitelendirilemez. O nedenle patolojik olarak mutlaka ve mutlaka bir biyopsi alınarak bu hastanın patolojik olarak meme kanseri olduğunun ispat edilmesi gerekir. Meme kanseri ispat edildikten sonra biz kendi hastanemizde onkoloji konseylerinde bu hastaları genellikle konuşuyoruz. Çünkü hastalığın evresine göre tedavi şekilleri de değişiyor. Eğer şeyse erken evre bir hastalıksa o zaman belki önce cerrahi, kemoterapi gerekip gerekmediğine cerrahiden elde edilecek patoloji sonuçlarına bakılarak yapılıyor. Eğer gerekiyorsa kemoterapisi, arkasından gerekiyorsa radyoterapisi ve eğer patolojik olarak hormon reseptörleri pozitifse hormonoterapiyle hasta takibi alınıyor. Ama lokal ileri hastalarda nüksleri önlemek amacıyla öncelikle kemoterapiyle tedaviye başlanıp arkasından cerrahiyle devam edilip eğer endikasyonu varsa radyoterapi ve hormonoterapiyle tedavisi tamamlanabiliyor hastalar. Avrasya Hastanemize gelen bir meme kanseri teşhisi konulan hastamız öncelikle onkoloji konseyinde değerlendiriliyor, evet, dediniz onkoloji hocam. Onkoloji konseyinde bütün tetkikleriyle değerlendiriliyor, evrelendiriliyor. Evrelendirildikten sonra tedavi planı ortaya koyuluyor. Tedavi planı ortaya koyulduktan sonra hasta bu konuda plan bilgilendiriyor ve bu plan doğrultusunda hasta yoluna devam ediyor. Ve bu şekilde planlanmış hastalarda tedaviye devam etmenin ve genel sağ kalımında daha iyi olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir. Genellikle eğer ilk önce cerrahi uygulanıyorsa arkasından kemoterapi, daha sonra radyoterapi. Ama hani öncelikle kemoterapi uygulanması gereken daha ileri, lokal ileri bir tümörse önce kemoterapi, sonra cerrahi, sonra radyoterapi şeklinde bir sıralanma şeklinde gidebiliyor günümüzde. Cerrahi dediniz. Cerrahi operasyonlar en son süreçte mi yapılıyor hocam? Cerrahi operasyonlar demin de söylediğim gibi en son süreç diyemeyiz hastanın evresine bağlı olarak. Evet. Eğer erken evre bir tümörse ilk önce cerrahi. Cerrahi de genel olarak eskiden daha çok memenin alınması şeklindeydi ama son yıllarda memenin korunması prosedürü ön plana çıktı. Eğer memenin alınması için bir endikasyon yoksa bu hastalara genellikle meme koruyucu cerrahi ve bölgesel lenf nodu biyopsisi yapılıyor. Yani bekçi lenf nodu dediğimiz ilk hastalığın gidebileceği lenf nodu bulunarak çıkartılıyor. Eğer orada hastalık varsa aksilla dediğimiz bu koltuk altı bölgesin ile işlemler yapılıyor. Eğer orada metastatik bir tutulum yoksa aksilla bölgesi tekrar ameliyatla çıkartılmıyor. O nedenle erken evre tümörlerde genellikle öncelikle cerrahi ile işe başlanıyor ama lokal ileri dediğimiz biraz daha gecikmiş evre tümörleri de genellikle kemoterapiyle başlanarak memenin tümörün küçültülmesi eğer vücutta var ise şüpheli küçük lezyonların ortadan kaldırılması amacıyla yapılıyor. Bu şekilde yapılan tedavilerde eğer meme koruyucu cerrahi uygulanamayan bazı hastalara ilk cerrahi olarak daha sonra kemoterapi sonrası meme koruyucu cerrahi uygulama ihtimali de artmış oluyor aynı zamanda.